أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد صدق الله العظيم 24. مكتوب صفحة 200 كاج 6. Evet bakalım. Hadi Osman. Mikrofon sende. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Abi bugünkü dersimiz mukaddes ve münezzeh. Yani şefkat-i mukaddese ve muhabbet-i münezzeh. Bu mukaddes ile münezzeh arasındaki fark. Arasındaki fark Risale'de nasıl geçiyor? Bu mektubat 286'da bahsedildiği tarz nasıldır? Biz bugün onu yapacağız. O dersi işleyeceğiz abi. Bu mukaddes ve münezzehin arasında lügat olarak pek bir fark yok Hasan abi. Pek bir fark yoksa da. Fakat Risale-i Nur'da mukaddes 400'den defa yerde bahsediliyor. Kaç? 400 yerde bahsediliyor. Mukaddes. Mukaddes. Münezzeh abi kelime olarak 120 yerden ziyade yerde bahsediliyor münezzehte. Bu mukaddesin geçtiği 400 yerde abi yanında münezzehi de bahsediyor. Yani mukaddes ve münezzehi yan yana bahsediyor. Eğer ki aynı mana ise üstad ikisini aynı yerde bahsetmez. İsraf-ı kelam yapmaz yani. Tabii biz de bunun arasındaki farkı abi bulmaya çalıştık. Çünkü bu 286'daki yer çok müşkil, müşkil olmakla beraber zor. Fakat külliyatın içinde bunun cevabı var. Dolayısıyla hepsine geniş bir nazarla baktıktan sonra bunun manası yavaş yavaş çıkıyor. Bir saatte yapabilecek miyiz? Abi bir saatte bu olmayacak. Bir daha olacak o zaman. Yani bu dersin devamı da olacak. Biz son ana kadar abi mukaddes ve münezzehin arasındaki fark nedir diye baktık aynı gözüküyor. Fakat sonra da Cenab-ı Hak bir ikramda bulundu. Yani bir nebze olsun da münezzeh nedir, mukaddes nedir bunun manası birazcık daha açıldı abi. Biz onu not aldık. Sıf oraya okuyalım. Oraya okuyacağız abi. Tamam. Biz abi 286'yı bir okuyalım. Ondan sonra atalarımızı, tamam. Noktayı nazarlarımızı yapacağız. İkinci reviz, 18. mektubun ahirki meselesinin ahirinde denildiği gibi Halik-i Zülcelal, Hayret Nüma, dehşetengiz bir surette bir faaliyet-i rububiyetiyle mevcudatı mütemadiyen tebdil ve tecdid ettiğinin bir hikmeti budur. Nasıl ki mahlukatta faaliyet ve hareket, bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten, bir muhabbetten ileri geliyor. Hatta denilebilir ki her bir faaliyette bir lezzet var, bir lezzet nevi vardır. Belki her bir faaliyet bir çeşit lezzettir. Ve lezzet dahi bir kemale müteveccihtir. Belki bir nevi kemaldir. Madem faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder ve madem kemali mutlak ve kamil-i zülcelal olan vacib-i vücut, zat ve sıfat ve fealinde bütün envai kemalata camidir. Elbette o zat-ı vacib-i vücudun vücub-u vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda bir istinai zatisine ve gınay-i mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzüh-ü zatisine münasip bir şekilde hadsiz bir şefkat-i mukaddese, burası abi, ve nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. Buraya kadar abi. Hı hı. Devamını okuyayım. Yok, gerek yok. Gerek yok. Burada abi yukarıda bahsedilen yerde her bir harekatta ve faaliyette bir çeşit, bir nevi lezzet vardır diyor. Ve bu lezzette lezzetteki faaliyette de bir çeşit lezzet vardır diyor. Ve lezzet dahi bir kemale müteveccihtir diyor. Yani lezzetin devamında da bu lezzetin zemininde de bir kemal olması lazım. Çünkü
lezzeti iktiza eden kemaldir, kemalattır. Nasıl anlamadım? Şöyle abi, mesela her bir nebatatta, hayvanatta, kainatın her bir zerresinde bir faaliyet var abi. Tamam. Bu faaliyette o her bir nebatat, her bir hayvanat, her bir zerre bir nevi lezzet alıyor abi. Faaliyetten. Faaliyetten lezzet alıyor. İşleyişten lezzet alıyor. Yani bir kuvvetlikten bir fiile çıkıyor. Fiile çıktıkça bir lezzet, bir iştiyak alıyor abi. Hmm. Şimdi bu iştiyak ve bu iştiha bir lezzetten ve bir muhabbetten ileri geliyor diyor üstad. Burada. Bu lezzet, iştiyak ve iştiha, bu hareket iştihası ve hareket lezzeti, mesela güneşin hiçbir şekilde vazifesini şaşırmaması, ağacın hiçbir şekilde vazifesini şaşırmaması işaret ediyor ki bu faaliyet bir iştiha var, bir lezzet var, bir hareket var. Bu bir muhabbetten geliyor. Buna işaret ediyor. Yani bir muhabbet denilen bir ilerisi var. Var. Bir kemalden geliyor bu. Yani burayı aktif eden, hareketlendiren oranın çekim alanından dolayı. Yani mesela diyelim ki çocuğa dese ki ne olacaksın? Alim olacağım veya doktor olacağım dediği zaman bir kemal mertebe var. O kemal mertebeye göre bu faaliyetler lezzete, hani sıkıntı olduğu halde elem olduğu halde sıkıntı, işte ders çalışmak, talebe kurstan gidecek. Doktor olacaksa bir sürü ders çalışması var. Bu elem. Evet. Ama o kemal noktası olduğundan, bu kemal noktası bağlandığı için bu faaliyet lezzete dönüşüyor. Lezzet oluyor. Lezzet oluyor. Hı hı. Onun harekatın sonunda bir muhabbet var. Bir çekim yasası halinde. Ahiret de böyledir ha. Ahiret de bir kemal ve bir cemal noktası olduğu için dünyadaki oruç, namaz, meşakkatı, kulluk lezzete dönüşüyor. Aynı kanun. Mesela adam gece sabah kala ders çalışıyor tıpta. Evet. Yani tıp doktorlar, çocuklar işte gençlerin anlattığına göre sabah bir gün değil 10 gün değil çalışıyorlar. İlkokul 5, ortaokul, lise, üniversite ve gece gündüz çalışıyor. Yani hedefi silin, bu çalışma olur mu? Yapamaz. Olmaz. İnsanı aktif eden, hareketlendiren bir kemal noktası olması lazım. Yani varmak istediği şey var. Peki varmak istediğin şey lezzet, yani doğru olup olmadığını, o makamın doğru olup olmadığını en güzel gösteren sende zevk uyandırmasıdır. Yani bir makam, bir hedef tayin ettin. Onun doğru olup olmadığını nereden bileceksin? Baktın sıkılıyorsun. Demek sana uygun değil. Yok yani öyle, ya öyle bir hedef yok. Mesela hiç bir adam gördün mü yani mesela veya delikanlı ve başarılı olabilir mi? Sorsan lisede okuyorsun. Ona, ne olacaksın? Vallahi hiç düşünmedim ya. Bu çocuk başarılı olamaz. Dershanede de öyle. Yani kesinlikle bir sene sonraki makamını, yani varmak istediğin yeri göremezsen burada duramazsın. Onu göreceksin. Bir sene sonrayı göreceksin böyle. Hani onu görmek o kemal noktasıdır. O zaman buradaki faaliyetler lezzete dönüşür. Sıkıntı gibi gözükse bile. Evet. Ahiretin en güzel delili de insandaki böyle meyli kemal olmasıdır. Yani bir beka arzusu, ebed arzusu, sonsuzluk arzusu oradan çekim olduğundan, yani böyle bir alem olduğundan sende böyle bir iz düşümü var. Yani güneş yoksa gölge olmaz. Yani öyle bir alem var ki bende çekilme var oraya doğru. Evet. Yani şimdi abi bu lezzet, iştiyak, iştiha, bu muhabbet, yani akılsız hayvanatta, akılsız nebatatta ve her bir zerrede bu var, bu faaliyet. Peki şimdi her bir kitabın bir harfi bir yazara işaret ettiği gibi, peki acaba bu akılsız zerrelere, bu nebatata, hayvanata bu lezzeti, bu iştiyakı, bu iştihayı, bu muhabbeti koyan kim? Ve bu iştiyakı, bu lezzeti koymuşsa peki ondaki iştiyak, iştiha, lezzet acaba nasıl? İşte sır olan yer abi burası. Yani sende bu lezzet, şevk,
İştiha, iştiyak, bir hedef. Yani oraya doğru giderken aldığın lezzet var. Var. Zevk var. Zevk var. Zevk ve lezzet. Bütün zevk ve lezzetleri düşün. Bunu hayvanlara ve insanlara ve camidata dağıtan zat da nasıl bir yapı var, böyle bir sistemi var, akıl duruyor. İşte abi bu mektubun, yani bu sayfenin devamında Üstad Hazretleri mukaddes ve münezzeh tabirini kullanıyor. Şimdi biz devam edelim abi tekrar. Ve madem kemal-i mutlak ve kamil-i zülcelal olan, şimdi hemen yukarısında diyor ki, madem bu faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder diyor. Hı hı. Ve madem kemal-i mutlak, mutlak kemal ve kamil-i zülcelal olan vacib-ül vücud, zat ve sıfat ve efalinde bütün enva-ı kemalata camidir. Hı. Şimdi abi, ruhu olan hayvanda bir kemal, bir lezzet, bir iştiyak var. Ruhu olmayan bitkide bir kemal, bir lezzet, bir iştiyak var. Ruhsuz ve cansız olan atomda bir kemal, bir lezzet, bir iştiyak var. Var. İşte Üstad burada diyor ki, onun zatı, sıfatı ve efali bütün enva-i kemalata camidir. Bütün enva-i kemalata cami olduğu için sen diyemezsin, bu akılsız ve cansız atom nasıl hayvan gibi, akıllı bir doktor gibi davranıyor diyemezsin. Çünkü esma, bu zat, sıfat, esma tecelli ettiği zaman böyle can olması, ruh olması öyle bir önemi yok. Yani onun ne olduğu önemli değil. Enva-i kemalata camidir, bir anda tecelli ediyor. Dolayısıyla bir atomdan bir profesörün yapamayacağı, efendime söyleyeyim, o acayip halleri görebiliyorsunuz. Peki bu nedendir? Ondaki hareketin, efalin, iştihanın, iştiyakın o zata dayandığını, ona işaret ettiğini gösteriyor. Yani uzaktan kumandalı uçak uçurmak gibi. Gibi. Evet abi. Ama zahire baktığın zaman uçağın içine baksın, hiç kimse yok. Yok. Levyeler oynuyor. Oysa aşağıdan, topraktan, yani çok ilginçtir. Çok ilginçtir. Yerde uçağı uçururken direkt uçağa bağlı değil. Uyduya, uydudan aşağıya. Evet, devam et. Yani öteki seneler belirli bir aşamadır. Çocukların oyuncağı gibi. Belirli bir düzeyde ve düzlemdedir. Belirli bir irtifa kazandıktan sonra yerden kumanda olmuyor. Uydudan oraya. Yani mevcudata müdahale etmek istiyorsa mevcudatla ilişkin olmuyor. Uydu gibi, haşa. Allah'a, Allah'ta mevcudata. Evet, devam et. Şimdi abi, bu akılsız zerrenin bu kadar acayip işleri yapması, kendisini işleten zatın, kendisini halk eden zatın bütün enva-i kemalata cami olduğuna işaret ediyor. Mesela sizin verdiğiniz uçak misalinde abi, uçağa o sistemi yerleştiren zat, uçağa yerleştirdiği sisteme asla benzemez. Fakat uçağa yerleştirdiği uzaktan kumandalı sistem onu tarif eder. Fakat uçakta akıl yok, zeka yok, herhangi bir şey yok. Atomda, zerrede, hayvanda, nebatat da böyledir. Yaptığı sistem ve vazife itibariyle hiçbir şekilde o zata benzemez. O sistem de o zata benzemez. Fakat o zata işaret eder. Onu tanımlar, işaret eder. Tanımlar. Ve Üstad buna manayı harfi ciheti diye tabir ediyor. Biz sadece böyle bir noktayı nazar olması için. Abi devamında buranın, elbette o zat vacibi vücudun, vücubu vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda ve istinai zatisine ve gınayı mutlakına muvafık bir surette ve kemali mutlakına ve tenezzühü zatisine münasip bir şekilde hadsiz bir şefkati mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbeti münezzehesi vardır. Bu saydığımız üç nevi ve kainatın artık bütün zerreleri, bütün atomları ne kadar varsa bu faaliyetlerinin içinde bu sistemi onlara koyan kimse, bu bir şefkatten ileri geliyor, bu bir muhabbetten ileri geliyor. Bu bir iştiyak, bir lezzetten ileri geldiği için bu o bütün nebatat, hayvanatta da var abi. Fakat işte burada mukaddes ve münezzeh tabiri geldiği zaman, yani şefkati mukaddese ve nihayetsiz muhabbeti münezzehesi vardır dendiği anda Cenab-ı Hak'ta da böyle bir şefkat var, fakat bu şefkat onlardakine asla ve kat'a benzemediğine,
yapılan efalin işte o zatın efaline hiçbir şekilde benzemediğini abi bu cihette işaret ediyor. Burada birbirinden ayırıyor Hasan abi. Yani yani verilen veren farklı. Farklı. Onu mu demek istiyorsun? Yani şu şekilde. Mesela insanda şefkat var abi. Şefkat gösteriyor. Fakat gösterdiği şefkat insanın zatına asla benzemiyor. Hı hı. Cenab-ı Hakk'ın mesela, yani bu masayı yapan masadan önce olduğu gibi bunu yapma kabiliyeti masaya da benzemez, zata da benzemez. Benzemez. Abi mukaddes Cenab-ı Hakk'ın asla ve kat'a her şeyden pak olduğuna, halk ettiği mahlukata hiçbir şekilde benzemediğine işaret ediyor. Münezzeh de Cenab-ı Hak halk ettiği mahlukatına asla ve kat'a muhtaç olmadığına işaret ediyor. Aksine yarattığı mahlukatın onun güç ve kudretine muhtaç olduğuna işaret ediyor ki samet diyoruz ya biz. Samediyet hakikati burada var. Münezzehte. Şimdi başka bir şeye götürdü de beni. Evet abi. Belki o tarafı düşündün mü? Hepsine hadsiz diyor. Bir tanesini hariç. Hadsiz şefkat-ı mukaddese. Evet abi. Bak hadsiz. Hadsiz şefk-i mukaddese. Hadsiz surur-u mukaddese. Hadsiz lezzet-i mukaddese. Hadsiz memnuniyet-i mukaddese. Hadsiz iftihar-ı mukaddese. Nihayetsiz muhabbet-i münezzehe diyor. Evet abi. Hepsine hadsiz diyor. Münezzehe nihayetsiz kullanıyor. Evet abi. Onu gördün mü? Gördüm abi. Gördüm de bak o noktadan başlayalım. Çok garip usta. Yani külliyat çok tuhaf. Şimdi mesela şey var. Mesela vahdet, vahidiyet, ehad, ehadiyet. Mesela şeye bakıyorum şimdi de. Evvel, ahir, zahir ve batın. İsimleri kader, kaderin kendisi olduğunu. Şöyle çaprazlama yapıyorum, şöyle kuruyorum, böyle kuruyorum. Buradan getiriyorum, lemalardan, mektubattan. Yani bir bakıyorsun ki saatler geçmiş, belki de 5 saat. Şimdi mesela bu kadar en az bir hafta çalıştın, şey bir ay çalıştın herhalde. Çok çalıştım. Çok çalıştın. Ama hadsiz de nihayetsiz de bakmadın. Yok abi. Evet. Yani. Doğru, haklısın canım, her tarafa bakılacak şey yok, doğru. Yani biz de işte sana bir katkı şey olsun diye. Bakın hepsine hadsiz diyor. Diyor. Hadsiz. Hadsiz ile nihayetsiz arasında nasıl bir fark var? Nihayetten ne anlıyoruz mesela? Neyse sen takdimini yap ama kafanda bu dursun. Kafamızda dursun. Şimdi abi biz bu... Sen çalıştığını takdim et bize. Çalıştığımız abi. Biz bu dersin üstünde dururken de yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın şuunat-ı ilahiyesindendir. Şefkati, aferin, muhabbeti, şefki, sururu. Latifedir bunlar. Bunlar şuunat-ı his de yani. Değil. Duygu değil. Değil. Değil abi. Duyguların kaynağı histir. Hislerin kaynağı latifedir. Bunlar abi Cenab-ı Hakk'ın şuunatındandır. Ve Cenab-ı Hak bizim onun şuunatını anlayabilmemiz için, Üstad Risale'de bu tabiri kullanıyor, anlayabilmemiz için bu şen dediğimiz, şuun dediğimiz bu istidat ve kabiliyetlerden kuva olarak bize de koymuş Hasan abi. Ki onun şuunatını anlayalım biz. Mesela şefkat bizde de var. Fakat Üstad, şuunatı lugata bakarsanız şen olarak, yani eylem olarak, fiil olarak gözüküyor. Gözükür. Yani lugatta olmuyor işte. Evet. Olmuyor abi çünkü Türkçemizde zaten karşılığı yok. Yok. Karşılığı yok. Ama Risale'de abi bunun buna dair çok yerler var. Çok acayip yerler var. Yani biz bir misal verelim. Şimdi şuunat anlaşılırsa bu mesele çok daha iyi anlaşılabilir abi. Biz ona da diyelim. Ve şuunat yani şen Türkçedeki tabiriyle hal, tavır, kabiliyet, işler. İşler demek. Fakat Risale-i Nur'da biz bu şuuna baktığımız zaman, şuunata baktığımız zaman şuunat, esma ne kadar hadsizse şuunat da o kadar hadsizdir abi. Nihayeti yok. Bir de söyle onu. Cenab-ı Hakk'ın diyor üstad, esmasının tecelliyatı ne kadar hadsizse diyor,
şuunatı da o kadar hadsizdir diyor. Güzel. Bu cihette var. Dolayısıyla abi üstad başka yerlerde de insanın aczi ve fakrı diyor, nihayetsiz ve hadsizdir diyor. Ve üstad diyor ki melaike... Bir kağıt versenize yani, bir kağıt. Risale-i Nur'da melaike bu esmaya ve bu şuuna hadsiz bir şekilde mazhar olamıyor abi. Kim dedi? Melaike. Melaike evet. Olamıyor. Fakat bunu olan kimdir abi? İnsandır. Tamam seni dinliyorum ben, sen bana bakma. Mesela bir tane misal vereyim abi. Dinliyorum seni. İnsanın ve insanlığın şeni, yani insan olmanın gereği, lazımı abi, şefkat etmek, merhamet etmek, muhabbet etmek, sadakatli olmak, uhuvvet etmek, tesanüt ve tabirle beraber insanlık içinde yaşamaktır. Bu insanlığın abi şenidir. Şefkatin, merhametin, muhabbetin, sadakatin içinde insan vardır ama insan hiçbirisine benzemez. Aynı şekilde de Cenab-ı Hakk'ın kainata şefkat etmesi, muhabbet etmesi, yapılan faaliyetten lezzet alması gibi böyle hadsiz abi şuunat-ı ilahiyesi vardır Cenab-ı Hakk. Fakat bu şuunat-ı ilahiyesini insan kendi zihninde canlandırmaya başladığı zaman onun akıl sahası bu kainatı gördüğü için ve insanın kendisini gördüğü için abi asla ona ne yapamaz abi? İntikal edemiyor bu cihette. Yani onu tanımlayamıyor. Şuunatını bu cihette. Fakat Cenab-ı Hak eserden müessiri ona tanıtıyor. Kendisini ne yapıyor? Tanıtıyor. İşte o şuunatın küçük vahiy kıyası olabilecek derecelerini insana kuva olarak koyuyor ve insan da işledikçe, kendi hayatında terakki ettikçe onun o şekilde şuunatına aynadarlık edebiliyor abi. Tanıyabiliyor. Mesela işte bendeki şefkat bu kadarsa Cenab-ı Hak'taki şefkat ne kadardır? Bendeki lezzet almak bu kadarsa Cenab-ı Hakk'ın yapılan faaliyetten lezzet alması ne kadardır diye bu cedde intikal ediyor abi. Yani bende buysa Cenab-ı Hak'taki nasıldır diye. İşte abi üstad hani şey var ya, şey diyorum ya, bunu misal veriyorum, hem teneffüs ettireyim de toparlamana. Mesela bende bu varsa Allah'ta nasıldır diye intikal ettiriyor bu şeyler. Nümuneler, vahidi kıyası oluyor. Ona ait şöyle hani diyorum ya, bil kuvvet çekirdek, yani çekirdek ağaç. Ağaca bil fiil denilir. Şuna bil fiil. Çekirdeğe bil kuvvet. Çekirdekten ağaç olmaya doğru hareket, bir lezzet var, bir şefk var, meyil var, iştiyak var. Tamam mı? Böyle bir lezzettir yani, şefktir. Anladın mı? Böyle bir şey anlatacağım. Şimdi biz bu dersleri yapıyoruz bak arkadaşlar. Bu dersleri yapıyoruz, bunlarla meşgul oluyoruz. Yani bu oyun oynamıyoruz, tiyatro da yapmıyoruz, tiyatro değil. Bir başkası için de ömür geçirilmez. En büyük ahmaklık da odur. Değmez yani. Ne derler diye yaşanmaz. Yani bunlar insanlar istifade etsin diye bu ikinci derecede bakıyor bu kamera şeyler. Biz kendimize bakıyoruz. Bir şey anlatacağım. Şimdi bunlarla çalışıyoruz ya. Ben mesela çalışıyordum şimdi. Kader için diyor bir şey hem toparla diye. Kader için diyor ki her şeyin daha önce yazıldığına delil çekirdektir diyor. Şey yazılı olduğuna. Ağacın başındaki çekirdek. Her şey şu anda yazılıyor ra delir. Meyvenin içindeki çekirdektir. Meyvenin içindeki çekirdekle kökteki çekirdek aynı. Bunun ikisine de kader diyor. O zaman madem baştaki sonunda aynıdır. Ağaç niye var diye soru soruyorum. Mer, dört daha şimdi 5-6 saat oldu çalışalı. Çekirdek evvel ismine, meyve ahir ismine. İki isim olurdu kader. Oysa meyvedeki çekirdeğin yazılması için direkt kökteki çekirdek de yazılamaz. İlla ağaç olması lazım. Ağaca taalluk eden esma olması lazım. Zahir ve batın isimleri olması lazım. Peki bunlarla meşgul olmak 5 saat onu anlatmak için anlatıyorum. Bunu diyebilmek için ha. Olsa ne almadı? Kader evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin hulasayı camiasıdır. 5 saat, 6 saat, dün, bugün 5 saat, dün ne kadar verdim bilmiyorum. 10 saniyenizi almadı. Peki, doğru veya yanlış. Şimdi ben bununla çalışırken zevk aldım mı?
aslında bir şey tespit etmedim. Ben meşgul oldukça içeriye geçtim. Onun için lezzet var. Yani her bir tefekkürde ortaya çıkan şevk veya lezzet neyse içeriye taşınmanın adıdır. Dışarıdan bir şey almıyoruz. Dışarıdan uyandırılıyor. Böyle onun için beni itham ediyorlar. Ne diyorsun ya? Zahir ilmine göre, zahire göre dışarıdan ilim alıyorsunuz, yükleniyorsunuz. Dışarıdan ilim alınır. Daha zahir ismi doğru. Ama batında böyle bir şey yok. Dışarıdan bir şey alınmıyor. Dışarıdakiyle içeridekiler uyanıyor. Çekirdek bir şey yüklenmiyor. Güneş, hava, toprak, suyla, dışarısıyla içi dışarıya ediliyor. Biz kainatın çekirdeğiyiz. Biz zaten olmuş olacak her şey var bizde. Eylemsel itibariyle olmuş olacakların içerisindeki nihayetsiz ihtimallerden seçiyoruz. Kader bu. Bu da var, bu da var, bu da olabilir. Köpek de olabilirsin sen. İnsana benziyorsan ama ruhun köpek olur, çakal olur, domuz olur. Her şeyin çekirdeği var bizde. Değişti değil mi şimdi? Abi o zaman zahirdekiler bizi uyandırıp yani şey mi yapıyor? Ahiri onu göre mi oluşturuyor? Oluşturuyorsun. Şimdi biz nihayetsiz köpek olabilir, yılan olabilir, yılan gibi görüyorum sizi tamam vesaire. Bu nihayetsiz olabilme ihtimali içinde bu değil, bu da değil, bu da bu. Bu bunu olayım. Şimdi bu faaliyette bize lezzet var. Lezzet var. Şimdi bu nereye götürüyorum? Son cümleme doğru gidiyor. Ben bunları tanıdıkça kendimi tanımlıyorum. Kendime dönüyorum. Kendime döndükçe insan olmanın, kainatın çekirdeği olması, halifesi olmam, Allah'ın halifesi olmam, kainatın çekirdeği olmam, kendimi tanıdıkça hakikat-ı Muhammediye cihetim bende inkişaf ettikçe kainatın aslı olduğumu bilmekten gelen bende bir lezzet-i mukaddesi var. Tamam. Ama bu kimsede yok. Yani kağıdımda yok. Şeyimde yok. Herkes de farklıdır. Bu kimsede yok. Evet son. Şimdi ben kendimi bu şekilde tanıdıkça bende ortaya çıkan lezzet hiçbir varlığa benzemez. Hatta cinsellik bile dışarıdan bir şey alınmıyor. Batındaki hakikatını Adem Safiullah'a geldiğin yolları aşmana vesile oluyor da aslına seyahat ederken aslına kavuşmanından ortaya çıkan lezzettir bu. Hariç değil. Mesela dil elma koydun. Aslında sende uyandırılıyor. Yani Adem Safiullah hangi yolla gelmişsen aynı yolları kat etmekten gelen bir lezzet var. Şimdi iyi dinleyin. Allah da Allah'tır. Başka kimse Allah değil. Ha? Allah Allah'tır. Başka Allah yok. Yani ben mahluk olarak diyorum. Şimdi Allah, Allah olduğunu ben biliyorum. Ondan gelen bir lezzet var. Bütün lezzetlerimi aktif ediyor. Allah, Allah olduğunu da biliyor mu? Biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmesinden gelen ve Allah'a mahsus tabirinde aciz olduğumuz lezzet-i mukaddesesi var. Ben bunları biraz kendimle meşgul olup kendimi kendim olduğumu, kendimi ne kadar dışarıdan soyutlamışsam, başkası için yaşamazsam, efendim mevcudat da şey yapmasam, mevcudat cinsinden olmadığımı, eşya olmadığımı, aslımla kıyas edip aslıma doğru seyahat etmekten gelen herkese mahsus bir lezzeti var. Ve kendi insan olduğumu tanımaktan gelen bir lezzet-i mukaddesem var. Allah da Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus ve bizim ezeli ve ebedi bilmemiz mümkün olmayan Allah'ın bir lezzet-i mukaddesesi var. Allah olduğunu bilmekten gelen. Bunu ancak böyle kendimi tanıma nispetinde Allah Allah, Allah'lık Allah başka bir şey olduğu açığa çıkıyor. Allah başka bir şey yani. Sonra baktım ki ben
bu doğrultuda insanlığın yürümesi için başka meralara girmemesi için tel örgü yapılmış. Böyle gitmem için buraya haram denmiş, buraya farzlar denmiş. Buraya cehennem denmiş, buraya cennet denmiş. Sen eğer hedefine bakıyorsan ara sıra yan arabanın aynasına, bazen de dikiz aynasına bak. Ama sakın gözünü önden ayırma. O zaman ne cennet ne cehennem seni alakadar etmiyor. Peki abi, aşağıya girdiğimizde, eğer çekirdeğe girdiğimizde ben normalde dışarıda bir şeyden zevk alıyorum ama hiçbir şeye benzemeyen aşağıya girdiğimde her şey olduğu zaman, yani en yakın mertebe Cenab-ı Allah, o seviyede mi alabilirim ben yani? Yok, bulunduğun, kazandığın mertebede diye, bunu diyebilirsin ama dibi yok bunun. Ama en büyük zevki her şey olduğunda, hiçbir şey olmadığında mı alıyorsun? Evet, Adem'de yani. Adem'ini bilmekte alıyorsun. Yani mesela 10. kattaydım ben, çırp çıplaktım. İç çamaşır giydirdiler. 9'a indirdim, şalvar giydirdiler. 8'e indim, atlet giydirdiler. 7'ye indim, gömlek giydirdiler. 5'e indim, 6'ya falan. Demir kapıya gittim 10. kattan. Ayakkabımı giydirdiler. Tamam, çıktım dışarıya. Dünya. Şimdi dünyadan geldim. Astımaya seyahat edeceğim. Demir kapıda dediler ki, bir dakika arkadaşlar, bu alemi geçmen için ayakkabını çıkar. Çıkarttım. Merdivenlerden geçtim, halı. Dediler ki, arkadaşlar kazanı çıkar buradan. Bu burada kazakla geçemezsin. Tamam bak, ayakkabı yok. Tamam ama kazak var. Birinci makamda kazak şart değildi çıkartmak. Böyle astı geldiğim şeyle kazandıklarımı bıraka. En son Adem. Adem'e gel. Hiçliğini biliyorsun. Hiçliğini bilmek hiç olmak için değil. Yani hiçliğini bilmek, konuşuyoruz. Orada bilmek de yok. Hiçliğimi bildiğim dediğin anda hiç de değilsin. Çünkü bilmek yok. Orada ne oluyor? Beka billah oluyor. Fena fillah olmuyor. Fena fillah, bunları terk etmek. O beka billah, bu fena fillah muvaffak olanın Allah'ın eli ayar gözü olması. Ben onun gören gözüyüm, yürüyen şeyim vesaire. Kader-i ezeli mi oluyor abi? O zaman kader-i ezeli oluyor. Evet abi. Abi siz zaten çok güzel bir noktayı nazarına değindiniz. Yani bu faaliyetteki, bu her bir işleyişteki bu mahlukat nasıl ayrı ayrı lezzet alıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın da bu şuunatı bu şekilde, esması tecelli ettikçe an be an çok farklı bir şefkat-i mukaddese ve lezzet-i mukaddese ne yapıyor? Alıyor abi bu cihetle. Fakat hiçbir mahlukatinkine asla ve kat'a benzememek şartıyla abi. Hmm. Yoksa üstad zaten sözler 623'te bunun buna izni şer'i olmadığını mesela söylüyor abi. Şer'i izin olmadığını söylüyor. Bizdeki bu kuva olarak bulunan bu şe'nler, bizim bu özelliklerimiz, kabiliyetlerimiz, onun o efsafını, şu unatını anlayabilmek, idrak edebilmek ve intikal edebilmek için. Yoksa melaikeler bu cihette mesela bilmiyor abi. Ve abi biz Risale'de bazı misaller mesela topladık. O misalleri ben isterseniz okuyayım birkaç tanesini. Sözler abi 663'te. Mevcudatın lisan-ı hal. Sözler 663. Mevcudatın lisan-ı hal ve kalp ile ettiği tesbihat bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Şimdi abi burada zat bir insanın şahsi içinde kullanılıyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ı tarif ederken zat diye ne tabir kullanılıyor abi. Peki şimdi insan mesela aklına şöyle bir sual gelebilir. Yani neden zat lafı, zat kelamı Cenab-ı Hak için kullanılıyor, insan için bir benzerlik yok mu gibi bir mana geliyor insanın hatırına. Bu cihetle mukaddes olması geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın zatının asla ve kat'a, esmasının, şununun yaratıldığı mahlukatına asla misli, şebihi, zıddı, işte niddi olmadığını ne yapıyor abi? Bu cihetle işaret ediyor. Ve
bu 286'da 5 ya da 6 tane şuunattan olan mesele geçiyorsa da Risale'de çok yerlerde Sani-i Mukaddes, Zat-ı Mukaddes, Ünvan-ı Mukaddes diye çok başka başka abi tabirler de var. Bu cihetler. Öyle mi? Muhabbet için mi diyor? Şey için abi. Bu Mukaddes. Mukaddes için ne diyor? Sani-i Mukaddes, Zat-ı Mukaddes, Ünvan-ı Mukaddes. Bunlar hep Cenab-ı Hak için kutlar kullanıyor. Mesela Sani-i Mukaddes diyor. Orayı da okuyayım abi isterseniz. Burada Sani-i Mukaddes ünvanını kullandığı zaman insan da sanatkar olabiliyor. Peki insan sanatkar olabiliyor diye bu cihette Allah'ın sanatına mı benzer onun sanatı? Asla ve kata. Dolayısıyla Üstad Hazretleri Sani-i Mukaddes dediği an be an her şey varlıktan yokluğa gittiği için o ilk andaki tecelli ile bir andaki tecellinin arasında bu kadar fark olmakla beraber insanın sanatına asla ve kat'a benzemediğini ve ondan mukaddes ve münezzeh olduğunu bu cihetle belirtiyor. Dolayısıyla çok ileri gidildiği zaman Hazreti Üstad işte diyor ki buna dair izni şer'i yoktur. Sadece sizdeki olan bu kuvalar, bu şe'nler ona intikal edebilmeniz için bir vahid-i kıyası, bir ölçücüktür diyor. Buna dair abi isterseniz şuradan okuyayım. Hem hiç kabil midir ki Hakimi Bilhak, Rahimi Mutlak insana öyle bir istidat verip yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip yani küçücük cüz'i ölçüleriyle sanatçıklarıyla Halik'ının muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip her yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp halbuki bütün yeri nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp şimdi abi hem nazik hem nazenin hem nazdar hem acizdir fakat bir yerde de yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip rububiyet-i sübhaniyeyi fiilen ve kalen kainatta ilan ettirmek. Meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyi niye vermesi diyor. Bu sözler 87'de var abi. Cenab-ı Hak işte melaikeyi buna vazifeder kılmıyor abi. İşte hadsiz, aciz halk etmekle beraber, nazik halk etmekle beraber fakat ona bu nazikliğin ve acizliğin altında bir tasarruf etme özelliği de Cenab-ı Hak veriyor. Ki ona ne yapsın? Hadsiz esmasına ve şuuruna aynadarlık edebilsin diye. Ücretle veriyor. Peki kök şeyine baktın mı? Mukaddes'in Kuddüs ismine bakıyor mu acaba? Zaten abi Kuddüs tek Cenab-ı Hakk'ı için kullanıyor. El-Kuddüs. Ama mesela Üstad kutsi zatlar diye tabir ediyor. Yani onun Kutsi şey olabilir mesela münezzeh nezih veya mesela mukaddese sayıya kuvalara hat konmadığını ezele bakıyor esma itibariyle. Nihayetsiz. Yani şefkata hadsiz bir şefkat-ı mukaddes ediyor. Hadsiz. Evet abi. Hadsiz demek sayıya ve kuvalara had konmadığına ve ezel ismine bakıyor olabilir mi? Nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehsi, nihayet kelimesi hedefe ebede bakıyor. Nihayetsiz muhabbet-i münezzehsi nihayetsiz. Evet. Denmesi için mesela diyelim ki Allah bu kainatı yarattı. Yarattığına göre bir yerden başlattı. Evet. Çünkü bunu irade gösteriyor. İradenin bulunduğu yerden sonraki muhabbet. İradesi aktif olmadığı öncekisi hali münezzeh, mukaddes.
Mesela bu Allah varken kainat yoktu. Allah yarattı. Karar verdi. Bu karar irade. İşte dinsizler Allah'ın iradesini şöyle kaldırıyor. Allah sanki mucibi bir zattır. Niye sonradan şey yapsın? Şeyler de Vahabiler de Allah'ın iradesini kabul etmezler bu evet, sıfatından. Mutezile yani. Çünkü niye? Bu vardı diyor. Ateistlerle beraber konukta. Evet, ondan sonra peki böylelik ne yapıyor güya? Tenzih ederken Allah nakısı veriyor. İradesizlik yapıyor. İradesi hem iradesi var diyor efendim. Peki iradesi olduğunu nasıl anlayacağız? Kainat ezeli değil. Bir yerden başlamış. Başlamadan önce başlamamış önceki hali var. Başladığına göre başladığı bir nokta var. İrade. İrade gözüküyor. O başladığı nokta, irade aktif andığı anda kainatın bir sebebi, vücudu muhabbettir. İrade aktif olduğu anda nihayetsiz oluyor. Ve münezzeh oluyor o. Ondan sonraki tecelli münezzeh oluyor. İradeden önceki hali ise şey oluyor, mukaddes oluyor. Biri ilim, biri kudret o zaman abi. Yani biraz da benziyor ezel ve ebed gibi. İrade ezel ve ebedi şey yapıyor. Mesela ortaya çıkma esmasına sebebiyet veriyor irade. İrade sıfattır. Aktif olduğu anda ezel ve ebed denilen bir kavramsal bir şeyler çıkıyor ortaya. Mesela Allah ezeldir ve ebeddir. Yani bakarsanız lügatta ikisi de aynıdır. Ezel ebedi de kapsıyor. Ebed de ezeli de kapsıyor. O zaman niye farklı denmiş? Yani bunu anlamak için bir varlık sürecini kabul etmen lazım. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah ve ezeliydi. Ezel ve ebeddi. Nasıl anlayacağız? Allah'ın ilminde bu mevcudat yok muydu? Vücud harici çıkmadan önce Allah'ın ilminde her şey vardı. Tamam. Allah'ın ilmindeki o varlığın nasıl ne keyfiyete çıkacağını o orada da belirlendiği için ezel ve ebed orada da var. Ama bize göstermek için bize veya işte esmanın bil fiil mesela diyelim ki Allah Halik'tir. Nasıl anlayacağız? Diyelim ki şöyle. Güneş var, ışık vermiyor. Güneş olur mu? Allah var, halk etmiyor. Halik olmaz o zaman. Haşa. Ha, o zaman muhtaç da değil abi. Değil. Bu mesela güneş ışık vermeye muhtaç mıdır? Ah ulan ah. Ya bir vursam ya. Bir gündüz olsa da. Ya niye? Benim ihtiyacım var çiçeğe vurmaya. Yani güneşin mevcudata vurmaya, bitkileri büyütme ihtiyacı var mı? Yok. Beni ısıtmaya ihtiyacı var mı? Benim ihtiyacım var. Su halıyı ıslatıyor. Suyun ihtiyacından mıdır? İktizasındandır. Unutmayın. Su halıyı ıslatması ihtiyacından değil, iktizasındandır. Güneş ışık vermesi ihtiyacından değil, iktizasındandır. Allah yaratması iktizasındandır. İhtiyacından değildir. Yani güneş dendiği için ışık veriyor. Güneş ışık vermemesini düşünürsen ona kütle diyebilirsin. Güneş değildir. Onun için su halıya dökün, ıslatır. Suyun ihtiyacından mıdır? Nesindendir? İktizasındandır. Allah yaratıyor, ihtiyacından değil, iktizasındandır. Yani halik olduğu için. O zaman bu halikiyetin ortaya gözükmesi, aktif olduğu anda muhabbet başlıyor. Evet abi. Yani bu cihette muhabbetin sonu... Çünkü kainatın bir sebebi vücudu şefkat değildir. Muhabbettir. 24. sözde diyor ya. Evet. Çok tuhaftır yani. Bir başında şey kullanıyor, hadsiz. Böyle nihayetsiz. Bir de nihayetsiz. 6 tanesine hadsiz diyor, muhabbete nihayetsiz diyor. 6 tanesine mukaddes diyor, muhabbete münezzeh diyor, nezih. Ötekisine mukaddes, Kudüs isminin içeriğini şey yapıyor, barındırıyor mukaddes.
Diğer isimler ise adeta muhabbetin içerisinde dışarıya çıkıyorlar. Kainatın bir sebebi vücubu muhabbet değil mi? Ad da orada gözüküyor, hay da orada gözüküyor, fer de orada gözüküyor vesaire. Çok antika. Bu senin şey dediğini onaylıyor yani. Başka bir şey değil bu. Yani uyduruk yasayı, paradoks falan bir başka bir yorum şey değil. Yani biraz da ufuk açmak. Yani küllatta kışır olmadın. Bu sakın en büyük cinayet ve yanlışınız şu olur yaparsanız. Bu kadardır. Bu ifade ediyor. Hayır. Onun için lugat veya ders izahları, muzakerelerin çapını olmadığını, nihayetsiz mana mertebesi olduğunu, çünkü esmanın zuhuratları olduğunu, esmada da muayen mertebe olmadığını, onu görmemiz lazım, izan etmemiz lazım, şuur etmemiz lazım için bu muzakereler yapılıyor. Yani bu ben kanat açmaya çalışıyorum, hadsizle, nihayetsiz, evet, münezzehle, mukaddes, ta ki bizim anladığımız kadar değil böyle bir şey. Değil. Sen de mesela şeyi söyledin, güzel. Yani bize vermiş ama bizim cinsimizden değil yani. Allah bize şefkat vermiş ama bizim şefkat cinsinden değil. Yani şöyle. Buraya bakın. Buraya bakarak ilim elde ediyoruz. Kesiyoruz, doğruyoruz, laboratuvara koyuyoruz, tahlil ediyoruz. Asite koyuyoruz, baza koyuyoruz, suya koyuyoruz, çamaşır suyuna koyuyoruz vesaire. Buradan aldığımız ilim, bu yokken yapılan ilim değil. Arasındaki fark, bizde verilen şefkat ve muhabbet eşeğe bağlı. O eşeği yaparken kullanılan ilim değil. Yani, bir daha söylüyorum. Buradan aldığımız ilim, malum bu. Benim ilim buna bağlı. İlim maluma tabi. Tabii ki buna tabi. Bunu kaldırırsanız bendeki ilim yok olur. Değil. Benim bundan aldığım ilimle bu yokken bunu yapan ilim aynı değil. Hiç alakası yok. Bu ilimle, buna bağlı olan ilimle bunu hiçlikten yaratan ilme varamazsınız. Ancak işaret eder. Böyle bir ilim var. Allah'taki şefkat ile bizim şefkat arasındaki fark böyledir. Ve her an abi. Bu faaliyet devam ettikçe de her an. Allah başka bir şey ya. Böyle ne acayip bir şey ya. Böyle bir, bunu bir düşünsenize şu olayı. Şu olayı bir düşünsene yani. Mesela akılla araştırma yapıyoruz. Aklı araştırma yapıyoruz. Akılla aklı. Bir daha dinleyin bak buraya. Akılla aklı anlamaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz ve edeceğimiz. Bitiremeyeceğiz ilmini. Ne ilim varsa bu akıl yokken yapılan ilme varamazsınız. Varılamaz. İmkansız. Çünkü buradan elde edilen ilimle ancak nihayetsiz bulsan bile aklın dibine inersin. Orada biter, senin ilmin biter. Bitti, sıfır. Bunun adı Adem'dir. Onun için dibi yok. Adem buradadır. Bir daha söyleyeyim. Adem, şimdi buradan geçiyorum Adem'i. Bunu araştırıyorum. Buradan malumatlar alıyorum. Bu malumatların adı ilimdir. Tamam mı? Buradan aldığım ilmi, bir şey kullanacağım bak. Buradan aldığım ilmi buraya bağlıdır. Bu ilim ile bu yokken yapılan ilime varamazsınız. Buradan aldığım ilmin nihayeti yoktur. Olsa bile gittin bu ilimle gittin yani nereye gidersin? Çekirdeğine gidersin. Abi. Oradan da çıktın mı? Çekirdeğinden daha öteye geçtin. Bunun adı Adem'dir. Adem başlıyor. Adem'in daha zaten dipsiz dip. Varlıksız varlık. Mekansız mekan. Vücutsuz vücut. Adem bu işte. Peki akla yapayım. Bakmanız için. Bu akılla bu aklı tanımaya çalışıyoruz.
elde ettiğim ilim beni bunun içine sokuyor. Ve gidiyorum dibine, 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 farz-ı muhal. Dibine bir varsam artık yok artık ilim. Bitirdim artık. Dediğin anda Adem başlıyor. İlimsiz ilim başlıyor. İlimsiz ilim başlıyor. İlimsiz ilim. Vücutsuz vücut. O zaman o muhabbetteki sana mı varıyorsun abi? Orada şey yapınca o sen oluyorsun artık. Ben mecula giriyorsun. Ondaki ben. Evet, ondaki ben, bendeki o oluyor. Artık hiçbir belirleniş, insanlı vasıflar, beşeriyet kalkıyor. Beşeriyet bize kürsüden verildi. Elbiseyi dedim ya bırakasın diye. Mesela şöyle diyelim. Lev ve mahve ispata gelsem hiçbir şey yok. Belirlenişim yok. Çık yukarıya kürse, beşeriyet oradan takıldı. Bırak beşeriyetin. Artık beşeriyetin yok. Çık yukarıya, arşa hiçbir his yok. Çık yukarıya lef-i mahfuza, akıl da yok. Çık arşa azama, ruhun yok. Ruhun yok. Çık mecula, Adem. Nihayetsiz vücudu bulmak için Adem, Adem'in yani hiçliğini bilme. Vücudunda Adem diyor. Eğer sen mutlak vücudu görmek istiyorsan Adem olacaksın yani. Ademi vücut. Yani vücutsuz vücut. Yani vücudunda Adem vardır. Adem'inde de vücut vardır. Yani esas vücut Allah'ın esma-i hüsnasıdır. Başka vücut yok. Diğerleri tebeidir, gölgedir. Gölgedir. Vardırlar. Esma'ya göre gölgedirler. Hakiki vücut Adem'ini bildiğin zaman başlıyor. Yani onun için ustad diyor ki hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Hiçliğini bilmeye çalışmak bütün vasıflanmalardan, sıfatlanmalardan, varlık anlayışından, anlayışlardan sıyrılmaktır. Yani çıkartmak, bütün giydirilen libası bırakmak. Hatta iman bile sana giydirilmiş. Onu bile bırakıyorsun. İman ruha giydirilmiş bir libastır. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında yazıyor 20. sözde. Diyor ki Nemrut diyor ateşe attı diyor, yakmadı. Siz diyor bu benzerini yapın, dünyada ateşin yakmayacağı gömleği bulun. Aynen mana işaretiyle diyor ki ey nevi beşer, İbrahim vari olunuz. Yani şefkat ve tefekkürde terakki ederek ruhunuza iman libasını giydiriniz ki cehennem sizi yakamasın. Eğer şefkat ve tefekkür ehli ruhuna giydirirse, bir ehli düşün ki şefkat ve tefekkür, o ruhu, o insanı cehennem yakamaz. Çünkü arada bir şey oluşturuyor. Berzah değil de diyor ki Mescid-i Aksa ile benim aramda şey vardı diyor Kur'an'da, onu kaldırdı diyor Allah. Ha, hicap. Şefkat ve tefekkür ruhumuza libas giydiriyor, hülle giydiriliyor. Cehennemle benim aramda bir hicap oluyor. Hicap oluyor. O zaman öyle bir zaten cennet, cehennem öyle bir, bu tür derslerde, bu konuşmalarda ben çok acayip görüyorum. Çok basit şeyler görüyorum. Yani çok düşük bir seviye görüyorum. Yani bunlar konuşulmamalı. Zaten konuşmuyoruz da cennet, cehennem öyle bir şey yok yani bu manada. Yani Adem'den bahsediyoruz. Vücut meratiplerinden bahsediyorsun. Niye sağ ve sol aynalarına bakıyorsun kardeşim ikide bir? Bazen bak işte. Sağ aynana da bak, geçmiş. Sol aynana da bak, gelecek. Bazen ileriye bakarken çaktırmadan, hiç böyle dönmeye gerek yok. Sakın ha vurursun arabayı. Arkana dönme. Öne bakarken bazen tebeyi şu aynaya bak. Dikiz aynasına. Arkaya gir. O da şükür için. Nereye gittiğini bilmen için nereden çıktığını bilmen lazım. Şükretmen için geçmişi unutmaman lazım. Allah'ın ikramlarını unutmaman lazım. Dikiz aynasına bakmak, ne gidecek olduğumuz hedefe ne kadar yakın olduğumuzu,
gösteriyor. Önüne bakarak ne kadar yakın olduğumu göremezsin. Hedefime ne kadar yakın olduğumu anlamam için arkayı dikizlemem gerekiyor. Çünkü geçmişim gelecektir de ondan. Nerede olduğunu fark. Bizim yaptıklarımız şu amelleri ahirette görmeyecek miyiz? Evet abi. Yaptıklarımız mazi değil mi şimdi? Dünyanın mazisi ahiretin geleceğidir. Ahirette göreceğiz. Yani yaptıklarımıza gidiyoruz. Göreceğiz ya. Yaptıklarımıza gittiğimize göre geçmişimize gidiyoruz. Muhabbetten ama demeyeceksiniz bunu her yerde de. Böyle deyince ne derler? Oturmuşlar ona kafayı yemişler falan. Tamam. Tabii öyle diyecek yani. Yani bu muhabbetle şefkate mi gidiyoruz abi? Evet. Muhabbeti kaldırırsan şefkat denen bir şey yok. Çocuğa muhabbetin yok. Ne şefkatı olur? Bu bizdeki muhabbetle asıl menbaana evet. Gidiyoruz. Aslına gidiyoruz. Bunlar yöntemdir, yöntem. Allah'ın bu şuunat-ı zatiyesine girmek için kullanılan yöntemdir. Bir daha bir ben bu yöntemin üzerinde biraz durdum. Yani insan... En dipte nedir? Soğan kabuğu gibi. Mahiyet-i zatiye en yukarıda. He o değil. Şimdi soğan kabuğu gibi en dışarısı neresidir? Şu. İftihar-ı mukaddese. Gir içeriye. Memnuniyet-i mukaddese. Gir içeriye. Hadsiz lezzet-i mukaddese. Lezzet-i mukaddese. Gir içeriye. Sürur-i mukaddese. Sürur-i mukaddese. Gir içeriye. Şevk-i mukaddese. Gir içeriye. Muhabbet-i münezzehe. Gir içeriye. Şefkat-i mukaddese. Gir içeriye. Öyle bir şey yok. Tümünü şuunat-ı zatiye. Koy tencereye. Karıştır. Karıştır. Bütün yap. 7 tane yumurtayı omlet yaptı, karıştırdık. Koy adama, insana, onun adı şuunat-ı zatiyenin aynadarlığı. Peki en merkezde ne var? Şefkat-ı mukaddese. Kime cami buna ayna? Kadınlar. Şefkat karamanı. Karaman diyor. Şefkatin aynası demiyor. Şefkat kahramanı. Kahramanı diyor. İslam kahramanı, ilim kahramanı, fedakarlık kahramanı, bu şefkat. Yani peki ne karşılığı yok, dibi yok yani. Şefkatte karşılık yok. Bu kadının erkekten ne farkı var abi? Dünya cetli insan inşa ediliyor. İnsan inşa ediliyor orada kadında ama kadın mesela o dağ var. Orada ova var. Buradan oraya geçeceksin. Dağlar yol vermiyor sana. Tüneller yapacaksın. Tünellerle geçeceksin. Sen Adem aleyhisselam için Safiyullah diyor. Saf arınmış bir yapı sistemi. Bu yapının adı Adem'dir. Bu yapıya varman için bu geliş yöntemini kullanarak gideceksin ki kadın tüneli olmadan gidemezsin. Havva validemiz Hazreti Adem'den şey olmadı mı abi? Evet. İşte oradaki Adem yani Adem varlıktır. Adem'in yazılışı eliftir. Adem varlık. Nerede yaratıldı? Ayn ile ya. Aynin üzerine yaratıldı. Adem ayn ile yazılır. İçi boş. Ayn böyle yazılır. Adem. Size göre böyle. Size bakıyorsunuz. Adem hiçlik manası olsun diye aynın içi boştur. Aynla yazılır. Onun üzerine vücut inşa edildiği için elifle yazılıyor. Adem. Tamam. Burası. Buraya nasıl varacaksın? Hava yöntemini kullanacaksın. Bu kadın denilen sistemin adıdır. Şurası. Tünel. O zaman Hazreti Adem'den önce miydi Hazreti Hava? Hayır. Yani Adem burada. Biz Adem olacağız. Adem'den Adem olacağız. Buraya geleceğiz. Tamam. Peki buraya varmak için yol gerekmiyor mu? İlk önce bu yaratıldı. Sonra dedin merdiven attılar bize. Al buraya gelmek mi istiyorsun? Al bu merdiveni. Yani bu merdiven havadır. Eğer bunu bilmiyorsan havanı alırsın. Biliyorsan ne? Biliyorsan havayı alırsın. Yoksa havanı alırsın.
Efendim bu Adem öncedir. Hava sonradır işte. Havayı kullanarak Adem'e gidiyorsun. Adem'den de aynı Adem. Adem yani aynı Adem'e geçiyorsun. Adem vücut. Yokluk. Yapayım o kadar. Şimdi abi bayağı bir bu bir şey tasavvuf bir şey zannetmeyin ha. En büyük cehalet böyle yakışıksız yakıştırmalar yaparak kendini ilimde bloke etmektir. Cehalet nedir biliyor musunuz? Nedir cehalet? Daha önce demiştim. Hatırlayan olabilecek mi? Şey hicap mı? Adem mahkeme. Cehalet noktalı virgül her şey açık olmaktır. Ha şimdi ne biliyor musun? Risale-i Nur'un bu mevzularına fele buna şey tasavvuf bilmem ne. Risale-i Nur hiç lugata da bakmıyor yani. Lugata bak bakayım. Adem'in hiçliğin aynı yazıldığını, varlığın elifle yazıldığını. Tamam. Efendim şefkata mukaddes diyor ve şey diyor. Hadsiz diyor. Hadsiz şefkatı mukaddese. Muhabbeti ise nihayetsiz muhabbeti münezzehe. Abi ne fark var? Tamam kardeşim otur. Sen dersini yap, çayını iç git. Ama sakın küçük kafamızla bu kadardır muayenleştirme, muayyenleştirme, bu kadardır deme. Yani biz de hepimiz en büyük ihanet ederiz hakikata. Anladığımız kadardır dersen yarın ne anlayacaksın peki? Sıfır olur. Risale-i Nur bambaşkadır. Ben burayı bir daha tanımak için kök harfleriyle uğraşıyoruz daha. İşaretler ediyorum. Mukaddesi, kutsi, Kudüs ismiyle alakalı bu. Evet. Ha? Kudüs ismiyle alakalı bu. Şefkat-i mukaddesi. Yani günahlara da, günahların da kir olduğunu söylüyor. Kudüs isminde. 30. lemada. Yani kir zannedersen bu çamur, patak, yağ, pas falan değil yani diyor ustad. Nedir? Günahların da tövbe Kudüs ismine mazhar oluyor insan. Yani onların da kir olduğunu unutmayın diyor. Mesela adam, kadın Kudüs ismine mazhar değil. Ya üstü başı pejmünde. Hayır. Şefkati yok. Şefkati mukaddesesi yok. Mukaddesesi yok. Kudsiyeti yok. Kutsiyeti olan kutsi olur. Kutsi olan Kudüs ismine mazhar olur. Kudüs ismine mazhar olan şefkati olur. Kutsiyet. Onun için anne kutsidir. Kutsi olduğu için ayağının altında cennet. Ayağı böyle düşünmeyin. Cennette ağaçlar nasıldır? Kökleri yukarıdadır, dallar aşağıda değil mi? Böyle koparacağız böyle. Çıkmayacağız ağaca. O bize büyüyor. Tak tak. Peki. Bu kök neresi? Yukarısı. Kök burası. Çekirdek. Aha sana meyve. Anne de çocuğu oradan doğuruyor. Aşağıda. Çekirdek burası. Kafaya çekirdek. Yukarı cennetin nümenesiyiz. Çekirdek yukarıda. Cennet ağacıyız şu anda. Farkında değiliz. Bu kol ve ayak daldır. Dal. Yaptıkları da meyvedir. Doğurdukları meyvedir. Kelam da en yukarıda bir meyve oluyor. Ya. Evet abi. Ha, tamam ne kadar oldu? Herhalde bu bizim biraz da devam et bu çağa kadar. Yani son olarak abi. Sen o şeyleri toparla. Yani son yakaladığım şey dediğin yeri neydi ona gel. O muydu bunlar? Bu şefkat, muhabbet en çok hangi vakitte tezahür ediyor? Ben onu söyleyeceğim. Oo, ilginç o. Hangi vakitlerde? Onu var? Hemen devam et hemen. Oo. Şimdi abi mesela böyle bir iştiyak, bir lezzet. Benim son dersim ya. Yarın çıkıyorum. Böyle bir iştiyak ve lezzet var. Peki kainatta bu an be an tecelli ediyor. Fakat en çok hangi vakitte bu oluyor? Hangi vakitlerde oluyor? Ya bu değişik bir noktaya nazar işte. Şimdi abi siz hadsiz ve nihayetsiz dediniz. Şimdi had derken hadde hiçbir şekilde
sonu ve başlangıcı olmayan. Hı hı. Haddi, hadsiz diyor çünkü. Haddi yok. Nihayetsizde de sonu olmayan abi. Sonu olmayan oldu. Başı olmayan bir tanesi, ötekisi sonu olmayan. Sonu olmayan. Çünkü biri bilisiz olsa bu sefer hikmetsiz bir manada oluyor. Dolayısıyla abi bu şefkatin, muhabbetin, ferahın, sürurun an be an devam ediyor. Her bir zerrede, nebatatta, hayvanatta, insanda an be an. Peki en önemli tecelli etti hangi vakitlerde bu hatırlanıyor ve devam ediyor? Abi bunun devamı yine 9. söze bağlanıyor. Yani namaz meselesinde belki... Allah Allah. Merak... Hiç hayalimde gelmez. Nasıl bağlayacaksın namazda ya? Gene mi namaza geldik? Şimdi abi bu şunat-ı ilahiye an be an, esma-ı ilahiye an be an tecelli ediyor. Hı hı. Ve 9. sözün başında Üstad Hazretleri diyor ki her bir namazın vakti, hı hı, mühim bir inkılap başı olduğu gibi, hı hı, azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim. Şimdi abi bütün bu hayvanat, nebatat Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Peki insan da zikrediyor fakat bazen şuurunda olmayabiliyor. Vücut an be an onu zikrediyor fakat farkında değil. Peki farkında olduğu an be an bunu yaptığı vakitlerde her bu namazlarda ona iltica ettiği zaman, onu tazim ve takdis ettiği anda bu şunat-ı ilahiyesini en mükemmel şekilde bu cihette anlıyor. Ha, namazda ortaya çıkıyor. Namazda. Yoksa başka, eğer biz namazı ve ibadeti bu cihette aradan çıkarsak, Cenab-ı Hakk'ın mukaddes olduğunu, münezzeh olduğunu bu cihette anlayamayacağız. Ha, o aslında gidiş yolu vardı ya Adem'e. Miraç, işte var ya abi miraç, müminin miracıdır sırrı buradan çıkıyor. Hmm. Yani aslına giden yol tünellerden bir tanesi kadın, bir tanesi en camisi ki kadını da içine alıyor, namaz. Namaz. Şimdi abi Üstad Hazretleri fecir zamanını, zuhur zamanını anlatırken şunat-ı ilahiyede mesela bahsediyor. Biz de şefkat-i mukaddeseye, işte muhabbet-i münezzeye şunat-ı ilahiyenin en dış kabuk şeyleri dedik. Peki bu hangi vakitte olacak? İşte fecir vaktinde, yani sabah namazı vaktinde, öğlen namazı vaktinde Cenab-ı Hak o külli ihsanatını verdiği gibi insanda da ona karşı acizliğini, fakirliğini anladığı an o şefkate, o muhabbete ne oluyor abi? Bir cihette mazhar oluyor. Allah'ın muhabbetine ve şefkatine mazhar oluyor. Yoksa nasıl? Olamaz. Bu çok değişik oldu yani. Şefkat ve muhabbete, Allah'ın mukaddesesine ve münezzehesine, şefkat-ı mukaddesesine ve muhabbet-i münezzehesine insan en cami mazar olması, Allah seni sevmesi şefkat namazda oluyor. Ve abi insan bunu yakaladığı an mukaddes oluyor. Aferin. Şimdi abi onu da bağlayacağım. Üstad Hazretleri güzel. Bu çok güzel. Ramazan 31'de abi söylüyor. Çok acayip bu. Bu güzeldi. Söyleyeyim. İnsan bu sırrı yakaladığı an zat-ı mukaddes olabiliyor. Yani mukaddes bir şahıs olabiliyor. Ve o zaman o zat kuvve-i kutsiyeyi, kuvve-i ilmiyeyi, kuvve-i maneviyeyi taşıyabiliyor. Hı-hı. Şimdi abi okuyayım orayı isterseniz. 31. Zalike meselühüm fit Tevrat. Lemalar 31'de. Şu meseleler Tevrat'ta vardır diyor. Hangi meseleler abi? Fıkrası, iki cihetiyle ihbar-ı gaybidir. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi ümmi bir zata nispeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki efsaf-ı sahabeyi, sahabelerin vasıfları, sıfatları Tevrat'ta bahsedilmiş ve Tevrat haber veriyor diyor. Sonra evet Tevrat'ta 19. mektupta beyan edildiği gibi ahir zamanda gelecek peygamberin sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. O fıkra hangisi? O da bu. Kutsilerin bayrakları beraberindedir. Beraberlerindedir. Kutsiler. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salahat ve velayettirler ki o vasıfları kutsiler yani mukaddes tabiriyle ifade etmiştir. Bir sahabe niye kutsidir? Niye kutsidir abi? Kutsi olduğu için mukaddestir.
Çünkü içerisinde 3 tane sıfat var. 4 tane sıfat. 4 tane. Karpuzu kutsi kutsi. Evet, kutsi sahabe kutsidir. Kutsidir. Kutsi karpuz da yer içerisine çıkan, içinde olan sıfat. 1. Ehli taat. Ehli taat ve ibadet. Ehli ibadet ve ehli salahat. Ehli salahat ve velayettirler ki. Ehli velayettirler ki o vasıfları kutsiler yani mukaddes tabirle ifade etmiştir. Ha mukaddes. Mukaddes. Bunlar bu bütününün adı mukaddestir. Mukaddestir. Ondan sonra bu mukaddes oluşunu tanımlarken kutsi diyoruz. Kutsi diyoruz. İşte bunu yakalayan kişi o şefkati mukaddeseye, muhabbeti münzeheye bu cihetiyle mazhar oluyor. Çok güzel. İçini doldurman çok hoşuma gitti. Bilmiyordum ben. Evet abi. Ben bunu bilmiyordum. Ve abi bu cihetle Üstad Hazretleri de bir zat-ı mukaddestir. Yani Geylani de öyle. Bu müceddikler, asri imamları bu cihette kutsi zatlardır. Vay be, çok doğru. Bir de şey yapar mıyız? Bir de alfabetik. Alfabetik sıralama yapar mıyız? Ehli sal ehli taat. Taat en son oldu. Ted. İlkinci var. Sonra ehli ibadet, ehli salahat, ehli velayet. Ezberleyeceğiz ya. Ha, özür dilerim. Şöyle olabilir abi. Tamam bir daha söyle. Ehli taat, ehli taat, ehli ibadet, ibadet, yani ehli taat, salahat, he? Ehli salahat, ehli salahat ve velayet. Ehli velayet. Velayet. Gene Murat ona bir yakıştırma yapar. Ve abi üstad Kur'an'a bir tefsir yazılacağı zaman bunlardan bahsediyor. Bizzat da diyor kuvve-i kutsiye, kuvve-i ilmiye, maneviye bulunmalıdır ki diyor böyle ciddi bir Kur'an tefsirini, manevi bir Kur'an tefsirini yazabilsin. Kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulvi, kuvve-i maneviye bulunabilsin ki böyle bir tefsir yazabilsin diyor. Fakat bu zamanda diyor bir şahıs bunu başaramayacağından dolayı diyor bir şahsı manevi, ilmi bir heyet lazımdır diyor abi. Fakat çok hikmetlidir ki Üstad Hazretleri öyle bir şahıs olduğundan dolayı Risale-i Nur eserleriyle bu sırra mazhar olmuş abi bu cihetle. Böyle kuvve-i kutsiye, kuvve-i ilmiye, kuvve-i maneviyesiyle Cenab-ı Hak ona böyle bir telif eser, böyle bir tefsir nasip etmiş. Adeta o şefkati, o muhabbeti, o lezzeti kainata bakış cihetiyle sana ispat ediyor abi. Yani bu cihetle. 4 tane de var. Yani biz ne demiştik abi? İbadetle bu mertebeye çıkabiliyor insan. Mesela biz sabah vaktinde ne oluyor onu bir okuyayım abi isterseniz. Fecir zamanı diyor üstad, tuluğa kadar. Evveli bahar zamanına hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına hem semavat ve arzın 6 gün hilkatinden birinci gününe benzer diyor ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiye ihdar eder. Bu sabah vaktinde ne kadar bu hikmetli meseleler, icraatlar oluyorsa bunlar hep sana şuunat-ı ilahiye hatırlatıyor. Peki şuunat-ı ilahiyenin içi neydi abi? Şefkati mukaddese, muhabbeti münezzehe, şefki mukaddese, lezzeti vesaire bunlar. Bu aynı şekilde abi. Ha namaz, namazda bunlar uyanıyor mu? Uyanıyor abi. 7 tanesi de. 7 tanesi. Yoksa abi bu namazda uyanmasa bunu tefekkür etmeye çalışsa insan. Ooo değişik oldu. Namaz kılan da hadsiz ve şefkati mukaddese, nihayetsiz muhabbeti münezzehe, hadsiz şevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftiharı mukaddese uyanıyor. Uyanıyor. Namazın içi bunlar var. Ve bu zat ne kadar terakki ettiyse o nispette onda oluyor abi. Vay be. Mesela Gavs-ı Geylani fenafillah makamlarına kadar mesela çıkmış, dahasına da devam etmiş abi. O zatın kendi istidat kabiliyetiyle o namazlar olması var. Bir de bizim gibi mesela aciz birisinin o namazlar olması var. Herkesin istidat ve kabiliyetine göre yani abi. Ve bu asır zamanında, öğlen namazında, ikindi namazında bu hep devamlı bir şekilde oluyor abi. Vay be, bombardıman yapıyor değil mi? Demek ki bu 7 tane sıfatın bir hikmeti namazda, 5 vakitte ısrar edilmesinin bir hikmeti de bu şunat-ı zatiyenin içerisindeki 7 tane latifenin bizde uyandırılması içindir. Bir daha şöyle de diyebiliriz. Her bir namazın vakti abi bu burada saydığımız 6-7 tane şuunat-ı ilahiyenin en büyük abi karşılıkları. Onun için bazı veliler teheccüd namazını da kendilerine vacip ve farz gibi kılmışlar.
O da birbiriyle bu cihette tamamlıyor abi. Evet. Altı tane iman esasına denk gelsin diye. Bazıları Selat-ı Vitir'i altı diyorlar vacip olduğu için. Beş tane farz, bir Selat-ı Vitir vacip. Vacip. Altı oluyor. Bir de abi, şurayı da okuyayım abi. Üçüncü nükte. Bu nükte Risale-i Nur'da en kısa fakat mana itibariyle çok geniş bir nükte. Orayı okuyayım isterseniz. Nasıl ki insan şu alem-i kebirin bir misali musahharıdır ve Fatiha-i Şerif de şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihristi-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Namaz. Namaz. Bana diyorlar harita nereden çıktı? Namaz harita-i kutsiyedir. Harita-i kutsiyedir abi bu cihette. Namazın her bir vaktini insan hakikaten bir harita olarak çizse o bütün o saydığımız şunat-ı ilahiyenin cihetlerini orada temaşa edip görebilir. Bir namaz haritasını yapabilsek. İnsan haritasını Cenab-ı Hak nasip etti ama namaz haritası. İnsan da bu harita-i kutsiyeyi ne kadar okursa, ne kadar yaparsa yaptığı nispette kutsileşiyor abi. Ve o hadsiz şefkati mukaddeseye, hadsiz muhabbeti münezzehe ne yapıyor abi? İstidat ve kabiliyetince mazhar oluyor. Ben hiç şaşırdım biraz. Namazın içerisinde bu yedi tane latifenin uyandırılması olması. Eğer ki abi biz namazsız bir şekilde bunları yakalamaya çalışsak abi kesinlikle abi istikamet dairesinde kalamayız. İnsan panteist olabilir, başka fikir akımlarına kapılabilir abi bu cihetle. Allah güzel. Bunu had altına alabilmek için beş vakte bölüyor ve sana gösteriyor. Çok güzel. Ve bu daha harikaydı. Başka bir cihete girebilir insan. Aferin. Maşallah. Çok güzel oldu. O zaman şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftiharın kıblesi namazdır. Bir daha şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, yedi. Bu yedi latifenin kıblesi namazdır. Namazdır. Vay be. Nereye götürdü ya bizi? Şimdi abi namazı ben ortadan diyelim haşa çıkardık ortadan. Şimdi ben şefkat edeceğim. Kıble veyahut şefkate mazhar olacağım. Namaz yok ama. Ben nasıl mazhar olacağım abi? O bir kere kesin olmaz. Yalakalık ederim, tabasbus ederim, enaniyet ederim. Muhabbet edeceğim. Peki kime muhabbet edeceğim abi? Namaz yok, ölçü yok, kıble yok. Kesinlikle yok. Aşk-ı mecazi olur. Muhabbet edeceğim abi. Aşk-ı mecazi olur, enaniyet olur, istikametsizlik olur. İşte Cenab-ı Hak bu sırrı çok iyi bildiğinden, yani hadsiz ve sonsuz bildiğinden namazla onu had altına alıyor, istikamete koyuyor. Konuşuyoruz, o için diyebilirsin canım, çok iyi bildiğinden. Tabii ki Allah çok iyi biliyor. Yani bazen... Olsun. Yani tefekkür işte, yani bir müzakere ediyoruz. Dolayısıyla abi birçok fikir akımları çıkmış. İftihar etmek, sevmek... Çoşurdum ya Harun. Için. Bu cihette yoldan çıkmışlar abi. Vay be. Ve bu... Tasavvuf ehlinin içinde de olmuş abi. Başka şeyler de aramışlar. O 31 var ya lemalar. Evet. O hepten dağıttı yani. Biraz şey yaptı abi, o çok acayip. O nedir biliyor musun o? Unutma. Evet. Altı yol kavşağıdır. Altı yol kavşağı? Evet. Evet. Veya orada 4 tane mi geçiyordu? 4 yol kavşağı. 4 yol kavşağı. Velayet neydi? Hadsiz velayet mi? Ehli taat. Ha ehli velayet. Ehli taat, ehli salahat, ehli ibadet. Dört yol. Kavşağıdır namaz. Bir dakika. Salahat. Bu. Namaz ise altı yol kavşağıdır. Şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftiharın kavşağıdır. Bütünü getiriyor. Vay be her tarafa. Allah Allah. Kutsiyet ise dört yol kavşağı. Kutsi. Evet abi. Tisav. He? Dediniz ya tisav diye abi. Tisav. Tisav. Ehli taat, ehli ibadet, ehli salat. Tisav. Ehli velayet. Ehli taat. Bir dakika. Tisav. T
ehli taat, i ehli ibadet, s ehli salahat, ehli velayet. Aferin lan, tisav. Güzel. Biliyorum yapacağını. Diğeri de yaptık abi, biraz şeydir. Hangisini? Şunati zatiye. Şama şasalami diye bir şey yaptık abi. Şama şaması mı? Ben kendim kodladım abi. Tamam, nasıl? Ben kendim şey yaparım. Nasıl, ne diyorsun bir de söyle. Şama şasalami. Şama salama salam. Şama salamani. Yani 7 tanesini böyle kısım. En iyisi şöyle ezberlemek lazım. Şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Ama derste böyle şey yapamıyorsun yani. Umumi ders ya böyle. Öyle bir gerilim, öyle bir ötelerde bazen seni şey yapıyor ki böyle. Şöyle diyeyim. Ondan sonra hem de cümlemiz son olsun bu. Böyle bu dersler var ya, biraz da böyle enfusi kendin mutalaa ederken. Bu muzakeredir. Muzakere umumidir, mutalaa hususidir. Muzakeredir. Şimdi o yukarılarda ben bu kadar fırtınanın sert eseceğini hiç tahmin etmiyordum. Yukarılarda fırtınanın tipinin, kar dolunun bu kadar sert eseceğini, ama ovadakilerin haberi yok. Ova su alıyor. Şık 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 suya. Oysa bu suya mazar olması için dağın tepesinin ne kadar fırtınaya, rüzgara maruz olduğunu bilmiyor. Onun için çıktıkça öyle tehlikeliymiş ki, öyle yazıyor kitapta. Çıktıkça fırtına çok sert uçuyor orada. Orada uçak gibi iyi bir kaptan olmasan alabora olursun. Yukarılarda fırtına, rüzgar çok sert esiyor. Onun için büyük zatlar bu fırtınaya iyi dümenci olduklarından, ustad diyor ki, fırtına, kar dolu fırtınalar diyor, dağın tepesinde olur, ovada sulardan istifade eder. O ova içeceği umrunda değil ağaç. Ulan nereden geldi bunu? Eğer bu ağaç, sen bu suyu orada almaya kalkarsan, seni o rüzgar söküp atmıştı. Ve o kar da seni dondurmuştu zaten. Burada Allah'a şükret ki su geliyor. Orada su yok. Fırtına don, rüzgar var. Ha işte büyük zatlara böyle hücum ediyor. Büyük zatlar da onu hazmediyor, hazmettiğini su olarak veriyor ovadaki bitkilere. Ova makamdır, bitkiler makam, insanlardır. Dağ da büyük şahsiyetlerdir. Bunu nereden söyledim, hatırladınız mı? İşaret-i Caz'dan ve muhakemattan. Evet. Burada keselim. Oradan tamam abi. Zaten dersimiz buraya kadar abi. Bitti o zaman. Mukaddesin ve münezzehin tanımı ve ona vasıl olmanın mesela tanımıydı abi. Ders tekrar devam edilebilir ama yeter. Bu cihette şu unatın bazı kısımları, işte mukaddesin münezzehin bazı kısımları abi anlaşılmıştır. Gerisi şey. El arifu tekfil eşar. Yani tamam, fazla şey yapmaktan güzel oldu. Evet. Çok hoş. Fakat içerisi, yani bu yedinin bütünü namazın kıblesi olduğunu, yani bu yedinin kıblesi namaz olduğunu, namazın da şuunat-ı zatiye baktığı otomatik olarak çıktı. Namaz şuunat-ı zatiyenin açılımı olduğu garip olarak çıktı şimdi. Namaz şuunat-ı zatiyenin açılımıdır. Namaz yaralım içini, namazın içini, hadsiz şefkat-ı mukaddese, nihayetsiz muhabbeti münezzehe, hadsiz şefki mukaddese, hadsiz sururu mukaddese, hadsiz lezzeti mukaddese, hadsiz memnuniyeti mukaddese, hadsiz iftiharı mukaddesinin kıblesidir ve bütünlüğüdür. Ve bütünlüğe getirendir bu latifeleri. Bunlar abi, bu cihette en büyük mazhar olanlar sahabe efendilerimizdir. Sahabe efendilerimiz. Ondan sonrası işte bunlara yetişebilmek için de bu sırlara mazhar olanlar da bu cihette o mertebelere çıkabiliyorlar. Ve Üstad abi İçtihat Risalesi'nde, yani 27. sözün zeylinde diyor ki, burayı da okuyayım abi, dersimizi o şekilde tamamlamış olalım. Sahabeler İslamiyet'in şecere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem bina-i İslamiyet'in hutut-u nuraniyesinden, hutut-u nuraniyesinin mebdeinde, hem cemaat-i İslamiye'nin imamlarından ve adetlerinin evvellerinde,
hem şems-i nübüvvet ve sirac-ı hakikatın merkezine yakın olduklarından az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür. Onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım. Sayfa kaç? Abi burası 493. İnan bana, ilk defa duyuyor. Hakiki sahabe olabilmek için onlara yetişmek lazım. Bak, üçüncü maddeyi misal. Bir de saysana o maddeyi bak. Bir daha sayıyorum. O, bak, beni en çok etkileyen bir tema. Sahabeler, İslamiyet'in şecere-i nuraniyesinin köklerinden, kök, esaslarından olduğu esas, hem binayı İslamiyet'in hutut-u nuraniyesinin, mebdeinde hem cemaati İslamiyenin imamlarından, İmamlar ve adetlerinden, adetlerinin evvellerinde, hem şems-i nübüvvet ve sirac-ı hakikatın merkezine yakın olduklarından, bu beni çok etkiledi. Evet abi. Şems-i nübüvvet ve sirac-ı hakikatın merkezine yakın olduklarından az amelleri çoktur. Vay be. Küçük hizmetleri büyüktür. Küçük hizmetleri büyüktür. 700 kaç? 493. Şimdi abi, şems-i nübüvvetin ve sirac-ı hakikatin merkezine yakın olduklarından diyor abi burada. Bu çok, burada çok acayip sırlı bir misal var. Üstad diyor ki işte hakikate geçebilmek için 15. mektupta bir yer var ya abi, bir tesbih misali veriyor. Bir 99'u tamamlayıp gitmek var. Bir de birinciden 99'a atlamak var. İmamdan, imametten. İmametten imamete atlamak. Yani o tesbihin imameti Resulullah. O tanelerde sahabe. Sahabe. O Resulullah'ın üzerine tak diye geçiyorlar öteye. Geçme. Üstad diyor ki onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım geliyor diyor ya abi. İşte insan şu yaşandığı andan itibaren zaman mevhumunu kaldırdığı an abi, zaman mevhumunu kaldırırsa burası orası orası burası oluyor abi. Ve bu cihete de abi ehli taat olmak, ehli ibadet olmak, ehli salat ve velayet mertebelerine çıkılınca o sırra mazhar olan biliyorsunuz. Dolayısıyla abi bazı eşhası cüziye, yani bazı şahıslar bu cihete kavuşabilmişler. Mesela Üstad gibi, Gavs-ı Geylani gibi zatlar. Çünkü sirac-ı hakikatin merkezine yakın olduklarından dolayı diyor. Ve Üstad da mucizat-ı Ahmediye'de abi Peygamber Efendimiz'in böyle zahiri haletini değil de Peygamber Efendimiz şahs-ı manevisini hep nazara veriyor. Ve o sirac-ı hakikati, o şems-i nübüvveti senin gözüne o şekilde gösteriyor. Maddi cihette de yakın zaten abi. Onu zaten yakın ama ya, o cihetini daha acayip bir şekilde gösteriyor. Yani. Hakiki sahabe olmak mümkündür ama bu sırrı yakalarsak, bu cihetle. Onun için üstad bu sırrı yakalarsak. Yakalarsak. Şems-i hakikata ya, merkeze yakın oldukları için. Yakın oldukları için. Vay anam vay. Vay inan. İlk defa duyuyor. Şems-i hakikata, şems-i hakikat nübüvvet, merkezine. Şems-i nübüvvete ve sirac-ı hakikat. Bir dakika, bir de söyle bir de. Şems-i nübüvvet. Şems-i nübüvvet. Ve sirac-ı hakikatın merkezine. Sirac-ı, şey, şems-i sirac mı dedi? Evet abi. Şems-i nübüvvet. Nübüvvete şems'e ne nispet ediyor? Evet. Ve sirac-ı hakikatın merkezine yakın olduklarından az amelleri çoktur diyor. Vay. Onun için üstad diyor bizim mesleğimiz sahabe mesleğidir diyor. Bir cilvesidir mesela diyor. Neden? Çünkü o şems-i nübüvvetin ve sirac-ı hakikatın bütün sırlarını zaman da kalktığı zaman mesela orada oluyorsun gibi. Demek ki insan bazı cihetlerle külli kemalat noktalarında oralara ulaşabiliyor abi. Yeter ki zamanı kaldırsın. İşte insan buna en çok mazhar oldu abi. Üstad küre-i arzı bir mescide benzetiyor. Sel Zakir'i de Resul-i Ekrem Efendimiz'e benzetiyor. Zaman mevhumunu kaldırırsan, evet, mihrap diyor. Allah diyor, sen de Subhanallah çekiyorsun. Mihrap diyor, şey diyor. Evet abi. Mekke, minber, Medine. Peki 14 tane saf var. Var. O 14 tane saf asın imamları, müceddidler de imamın söylediğini tekrar eden şey diyorlar. Zatlar. He, var ya diyor. Allahu Ekber. Onlar da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 14 tane ses. Evet abi. Vay be. Peki. Aferin. Tebrik ederim. Çok hoş oldu. Benim makamımda oluyor resim. Evet. Peki burada kesiyoruz. Evet abi. Vahırdan. Yap.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enel hamdülillahi